yiyecek büyük bir güç verir. Yılanların çoğunun zehirli olmamasına karşın bunu ancak bir uzman anlayabilir. Peki ama biz hangilerinden korkmalıyız? İyi yılanla kötü yılan ayırt etmek diğer memeliler için pek de kolay değildir. Bu görmüş olduğunuz maymunlar gördükleri her yılana aynı tepki verirler. Aralarından biri tehlikenin varlığını sezince diğerlerine haber verir ve hep beraber en yüksek dallara tırmanırlar. Ne olur ne olmaz. Maymunlar ve insanlar memeliler arasında yılandan en çok korkan canlıların başında gelir. Her 4 insandan biri yılandan korkar. Beynimiz en ufak bir kıpırtıyı bile yılanmış gibi algılamaya programlanmıştır. Sonra ne yapacağımız tamamen içgüdüsel bir olaydır. Çünkü tepkinizi göz açıp kapayana kadar verirsiniz. Beyin panik merkezi olan amigdala'ya bir sinyal gönderir. Derhal adrenalin salgılanır, kan kaslara hücum eder ve acıyla başa çıkabilmek için de endorfin salgılanır. Ve işin en ilginç tarafı, tüm bu işlemlerin beynin bilinçle ilgili kısmında meydana gelmesidir. Yani olay bittiğinde kurban hiçbir şey hatırlamayabilir. Sanki beyinleri uzaylılar tarafından alınmış gibidir. Ama aslında korkulacak bir şey yoktur. Ve yılandan korkmak, herkesin maymun durumuna düşmesine sebep olabilir. Peki ama bu doğal savunma mekanizması gerçekten çok mu zararlı? Aslında bu biraz da nerede yaşadığınıza bağlıdır. Ancak işin kötü tarafı, Güney Asya'da her yıl en az 20 bin kişinin zehirli yılan sokması sebebiyle hayatını kaybetmesidir. Evet, artık karar verme anı geldi. Bu programda incelediğimiz sürüngenlerden kral hangisi? Yılan mı? Yoksa devasa cüsseli deri zırhlı kaplumbağa mı? Yoksa öldürücü çenesi yüzünden timsah mı? Ya da vahşi Komodo ejderi mi? Hangisini seçersek seçelim, yaşayan bir sürüngenin çok tehlikeli olduğunu ve olmaya da devam edeceğini unutmamak gerekir. Dinozorların soyu tükenmiş olabilir ama ruhları aramızda dolaşıyor. Sürüngenlerin gücüne siz de inansanız iyi olur.